Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceğimiz konumuz cümle çeşitleri. Biz cümleleri dört genel başlığa ayırıyoruz. Bunlar yüklemin türüne göre cümleler, ögelerin dizilişine göre cümleler, anlamına göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere dört genel başlıktan oluşuyor. Bunlar da kendi içerisinde ayrı bir şekilde alt grupları ayırıyoruz. Mesela yüklemin türüne göre bize cümlenin ne olduğunu soruyorsa yüklemimiz bir isim mi veya bir fiil mi? Buna bakıyoruz. Ögelerin dizilişine göre soruyorsa kurallı bir cümle mi, devrik mi, eksiltili bir cümle mi? Bunlara bakıyoruz. Anlamına göre cümleler diyorsa eğer olumlu mu, olumsuz mu, soru, şart, emir veya ünlem cümleleri mi? Bunlara bakıyoruz. Yapısına göre cümleler diyorsa bize basit, birleşik, sıralı veya bağlı cümle olup olmama durumlarına bakıyoruz. İlk olarak yüklemin türüne göre olan cümlelere bir bakalım. Şimdi yapmamız gereken ilk iş yüklemi bulmak. Sonrasında da yüklemimiz bir fiil midir yoksa bir isim midir buna bakmak. Fiil cümlesi dediğimiz zaman diğer bir adıyla eylem cümlesi dediğimiz zaman yüklemin bir hareketlilik belirtmesi, bir iş belirtmesi gerekiyor. Bir haftadır bizimle selamı sabaha kesti dediğimiz zaman yüklemimiz nedir burada? Kesti. Kesmek diyebiliyor muyuz? Makmak master ekini alabiliyor mu? Alabiliyor. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesidir. Diğer bir örnekte. Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde. Yüklemimiz nedir burada? Dolaşırdım. Devrik bir cümle olduğunu görüyoruz. Yüklemimiz ortada. Ama dolaşmak bir fiil mi? Evet bir fiildir. Dolayısıyla bu da bir fiil cümlesidir diyoruz. Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular. Yüklemimiz Gülümserdi. Gülümsemek diyebiliyor muyuz? Evet yine makmek, masterekini alabildiğine göre bu bir fiil cümlesidir. İsim cümlesine geldiğimiz zaman isim cümleleri de makmek, masterekini alamayan ifadelerdir. Bunlar da ek eylemle çekimlenmiş bir isim olabilir. Veya isim soylu olan bir sözcük, at soylu olan bir sözcük olabilir. At soyludan kastettiğimiz nedir bu arada? Yani bir şeyin isim soylu olması. Mesela edatlar sıfatlar, zamirler bunlar köken itibariyle isim kökenli sözcüklerdir. Yani bunlar da yine makbek mastarekin alamayan sözcüklerdir diyoruz. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller. Dediğimiz zaman yüklemimiz rüyalarındır. Rüyaların makmek diyemedik isim cümlesi. Yıllardır böyle derin uykulara dalmıştım yoktu. Yüklemimiz yoktu. Yok mak mekkine getiremedik. Aynı şekilde yine isim cümlesidir diyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus. Ek fiil dediğimiz şey nelerdi? İdi, imiş, idir gibi eklerimizin aynı şekilde bir yükleme dönüştürülmesi. Yani bir isim bu ekleri alarak yüklem şeklinde dönüşmüş. Yüklem görevi üstlenmiş oluyor. Hayat bugün bir başka güzeldir. Dediğimiz zaman güzel burada bir isimdir. Ama şuradaki dır ek fiil ekini aldıktan sonra artık bir yükleme dönüşmüş oluyor. Hiçbir derdi yokmuş dediğim zaman buradaki yok imiş şeklinden dönüşmüş aslında. Burada da yine bir ek fiil vasıtasıyla yüklem olan bir sözcük görüyoruz. Bu desenler farklıydı. Bu desenler farklı idi kelimesine kökeninden dönüşmüş. Yine bir ek fiil söz konusudur diyoruz. Aynı şekilde dikkat etmemiz gereken husus dedik ki zamir, edat gibi, sıfat gibi sözcüklerde yüklem görevi üstlenebiliyor. İşte biz bunlara ne diyorduk? İsim soylu, isim kökenli sözcükler diyorduk. Her şey senin içindi dediğimiz zaman için bir edattır. Senin için dediğim zaman yani bu bir bütün olarak bir anlam ifade etmesinden dolayı artık bu bir övek oluşturmuştur. Yani bir kelime grubudur. Dolayısıyla biz buna edat grubu deriz. Bu elbiseler benim de dediğim zaman ben ifadesi bir zamirdir. Zamir olan bir sözcük yani isim soylu olan bir sözcük yine aynı şekilde yüklem görevi üstlenmiş oluyor diyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Sesteş olan sözcüklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sözcük hem isim hem de fiil olarak kullanılabilir. Yani burada tamamen cümledeki anlamına göre hareket etmemiz gerekiyor. Mesela en sevdiğim mevsim yazdır. Ona duygularını anlatan bir şiir yazdır. Cümlelerimiz. Her ikisindeki yüklemimiz de yazdır mı? Evet. Birisinde mevsim olan yazdan bahsetmiş, bir diğerinde yazmak fiilinden bahsetmiş. E birisinde isim, bir diğerinde fiil cümlesi mi? Evet. Yani burada yapmamız gereken tamamen cümledeki anlamı baz almak. Yani doğrudan doğruya arkadaşlar yüklemi bulmak yerine Cümlenin tamamını okuyun. Bu cümlenin tamamı da hangi anlamı ifade ediyorsa o şekilde hareket edin. Böylelikle hata yapmamış olursunuz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta değil sözcüğü. Şimdi değil sözcüğü yüklemse eğer yani bir cümlenin yüklemi ise biz bu değil sözcüğünü isim cümlesi olarak mı alacağız? Fiil cümlesi mi olarak alacağız? Ona bakalım. Şimdi değil sözcüğü eğer bir fiilden önce gelmişse bu bir fiil cümlesidir. Ama bir isimden önce gelmişse bu artık bir isim cümlesidir. Örneklerimizle somut bir şekilde bakalım. Sizi bu olaydan sonra arayacak değilim dediğimiz zaman arayacak değilim. Aramak mek diyebiliyor muyuz? diyebiliyoruz. Dolayısıyla aramak diyebildiğimize göre bu bir fiildir ve bu da fiil cümlesidir diyoruz. Aslında sanıldığı kadar mutsuz değilim. Mutsuz makmek diyemediğimize göre bu bir isim mi? Evet isim. Değil sözcüğünü almış mı? Almış. Buna da biz isim cümlesi diyoruz. Yani bir cümlemizin yüklemi eğer değil sözcüğünden oluşuyorsa ondan bir önceki kelimeyi inceliyoruz. Bir önceki kelimemiz fiil midir, isim midir ona göre hareket ediyoruz. Ögelerin dizilişine göre cümlelere bakalım. Ögelerin dizilişine göre biz cümlelere üç genel başlığı ayırıyorduk. Bunlar kurallı devrik ve eksiltili olmak üzere üç genel başlığımıza ayrılıyordu. Kurallı cümleler diyorsa. Eğer bir yüklem cümlenin sonunda yer alıyorsa bu kurallı bir cümledir. Eğer bir cümlenin yüklemi cümlenin sonunda değil de başında veya ortasında yer alıyorsa biz buna devrik cümle diyoruz ama cümlemizde herhangi bir yüklem söz konusu değilse cümlemiz üç nokta ile tamamlanmışsa biz buna eksiltili cümle diyoruz. İlk örneğe baktığımız zaman kurallı cümlelerden çiçekleri vazonun içine bıraktım. Yarına kadar bu işleri bitirmelisin. Mermeri oyardı, taşı delerdi diyoruz. Hepsinde yüklemimiz sonda mı? Evet. Soğuk su verdi diyoruz. Vermek yine aynı şekilde yüklemdir. Cümlenin sonunda yer almıştır. Kurallı cümlelerdir. Devrik cümleler. Sensin hep sen. Esen dallar arasında. Burada yüklemimiz nedir? Sensin. Yani yargı bildiren ifade bu isim soylu olan bir sözcük yüklem olmuştur. Sensin e, yüklemimiz başta yer aldığına göre devrik bir cümle. Bir diğeri de iplik iplik sarıyor sükutu bu makta. Sarıyor cümlenin yüklemi. E, yüklemimiz sonda ise bu bir devrik cümledir diyoruz. Eksiltili cümle dediğimiz zaman eksiltili cümlede de yüklemin kullanılmaması durumu. Hol yeme kokardı, yatak odaları nem, hayalsizlik, uykusuzluk. E hayalsizlik ifadesinden sonra bir boşluk oluştu. Cümleyi tamamlamadı. Uykusuzluk dedi, cümleyi tamamlamadı. Bir eksiklik söz konusu. Dolayısıyla eksitili bir cümle. Azıcık aşım, kaygısız başım. Mesela olsun gibi bir ifadeyle tamamlamak gerekiyor. Ama cümlede tamamlanmış mı? Hayır bu tamamlama ifadesi kullanılmadığı için yerine 3 nokta getirilmiş. Yani bir yerde eksiltili bir cümle varsa orada muhakkak ne vardır? 3 nokta vardır diyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta da şu. Eğer bir yüklem isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerini almışsa biz buna ne diyoruz? Yani ortada bir fiilimsi varsa artık bu isim cümlesi olmuş oluyor. Eklerimiz şunlar isim fiilde. Mayışmak sıfat fiildeki anası mezar dikecekmiş ekleri. Böyle zamanlarda en sevdiği şey göl kenarına gitmekti. Dediğimiz zaman yüklemimiz nedir? Gitmekti ifadesi. Gitmek diyebiliyor muyuz? Yani bir tane aklımızdaki mastar ekimiz var. Bir tane de İsim fiildeki makmek ekimiz var. Yani iki tane makmek ekini bir araya getiremeyeceğimize göre artık bu fiil olmaktan çıkmıştır. İsim fiil ekini almasından dolayı ne olmuştur? İsim olmuş oluyor diyoruz. Yani isim fiil ve sıfat fiil eklerini alan bir sözcük artık ne olmuştur? Tamamen isim olmuştur. İsim fiil ve sıfat fiil eklen almış olan bir sözcük artık yani yüklemse şayet isim cümlesi olmuş oluyor diyoruz. Bu da bizim için önemli. Bir diğeri anlamına göre cümleler dediğimiz zaman cümleleri biz anlam bakımından olumlu olumsuz olmak üzere iki genel başlığa ayırıyoruz. Bunların diğerlerinde ünlem, emir gibi diğer cümleler, cümle türlerine de bakacağız. Olumlu cümle dediğimiz zaman yani bir cümlenin içerisinde olumsuzluk içeren herhangi bir ekimiz söz konusu değilse biz buna olumlu cümle diyoruz. Nedir bu olumsuzluk eklerimiz? Mesela ma, me, maz, mez gibi. İşte sız siz gibi değil yok gibi ifadeler içermiyorsa bizim bu cümlemiz olumlu bir cümledir diyoruz. Mesela onları bahçede gördüm. Görmek fiili gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Olumlu cümlede dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir durumun bize psikolojik olarak hissettirdiğine bakmamamız lazım. Yani yargımız gerçekleştirildi mi? Gerçekleştirilmedi mi? Gerçekleştirildiyse olumsuzluk eklerinden herhangi birisini almamışsa bu bir olumlu cümledir ama bu yargımız gerçekleştirilmediyse olumsuzluk eklerimiz olan mame, mazmez, sız, siz, değil, yok gibi ekleri almışsa bu artık olumsuz bir cümleye dönüşmüş oluyor. Yani tamamen yargımız gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bunlara bakmamız gerekiyor. Taksim'de saatin altında tramvayı bekliyorum dediğimiz zaman beklemek burada cümlemizin yüklemedir. E bekleme fiili gerçekleşmiş mi? Evet dolayısıyla olumlu bir cümledir diyoruz. Mesela şu cümlelere baktığımız zaman onun yazısı çok çirkindi dersek. Şimdi sanki şöyle düşünebiliriz. Çirkin bir yazı olumsuzluk ifade ediyor. Bu bir olumsuz cümledir. Hayır sakın böyle bir yanılgıya kapılmayalım. Sonuçta yüklem olan sözcük yani çirkin kelimesi herhangi bir olumsuzluk ekini almış mı? Mame, mazmez, sız, değil, yok gibi bir Olumsuzluk ekini almış mı? Almamış. Yazısının çirkin olma durumu o. Söz konusu mu? Mevcut mu? Evet yani bir durum mevcutsa ya da bir yargı gerçekleştirilmişse biz bunu olumlu bir cümle diyoruz. Adamcağızın dükkanı yanmış. Yine dükkanın yanmasını olumsuz bir durum olarak düşünmüyoruz. Ne diyoruz? Bu bir olumlu bir cümledir. Adamın dükkanını yanmamış deseydi burada ne olurdu? Yanmamak, mame, olumsuzluk eki içerdiğinden dolayı olumsuz bir cümle olmuş olurdu. Yani yargı gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi tamamen bunlara bakmamız gerekiyor. Yani hem biçim olarak aldığı ek olarak hem de anlamsal olarak olumlu cümlelerimize baktık. Gelelim bir cümlenin anlamca, biçimce, olumlu veya olumsuz olma durumlarına. Şimdi anlamdan kastettiğimiz şu cümle hangi anlamı ifade ediyor. Yani bu cümle bize ne söylemek istiyor? Biçim olarak baktığımızda ise yani şekilsel olarak, biçimsel olarak olumsuzluk eklerini aldı mı, almadı mı tamamen buna bakmamız gerekiyor. Bugün hava yağmurluydu dersek, yağmurluydu yüklemimiz herhangi bir olumsuzluk ekini aldı mı? Almadı. Baktığımız zaman hem anlam olarak olumlu yani yağmurlu olma durumu mevcut hem de biçim olarak olumlu mu, bir olumsuzluk eki aldı mı? Hayır. Dolayısıyla hem anlam açısından hem de biçim açısından olumlu bir cümledir diyoruz. Anlamcı olumlu, biçimci olumsuz cümle dediğimiz zaman örneklerimize bakalım. Burada da cümlenin yapısını olumsuz oluşturacak şu eklerin kullanılması gerekiyor. Mame, siz, değil, yok gibi sözcüklerin kullanılması gerekiyor. Hayat çok acımasız değildi dediğimiz zaman hayatın acımasız Olmaması değil dışarıdan baktığımız zaman şekilsel olarak biçimsel olarak bir olumsuzluk ekini aldı mı? Değil değil mi? Bir biçimsel olumsuzluk ekini aldı. Dolayısıyla biçimce olumsuzdur. Ama hayatın acımasız olmaması. Aslında şunu mu söylüyor? Hayat acımasız değildir. Yani hayat bize acıyan bir süreçtir demek istiyor. Dolayısıyla olumlu bir yargı ifade ediyor. Anlamcı olumlu, biçimce olumsuz. Bu ilaç bizde yok değil. Aslında ne demek istiyor? Bu ilaç bizde var demek istiyor. Anlam olarak olumlu bir anlamı içeriyor ama şey sorunun daha doğrusu cümlenin ifadesine baktığımız zaman şekilsel olarak, biçimsel olarak bir olumsuzluk içeren bir kelime almış durumda değil kelimesi kullanılmış. Kitapları alfabetik sırayla dizmedim değil. Yani kitapları alfabetik sırayla dizdim şeklinde yine biçimce olumsuz ama anlamca olumlu bir mana içeren cümleler. Olumsuz cümleler dediğimiz zaman burada da yüklemimizde bir olumsuzluk ekinin kullanılması söz konusu. Yine aynı şekilde mame, sız, siz, değil, yok gibi olumsuzluk içeren eklerin ve kelimelerin kullanılmasını görüyoruz. Anlamcı olumsuz biçimci olumlu cümlelere bakalım. Sanki seni dinlerler dediğim zaman şuradaki sanki ifadesi aslında bir ne demek istiyor? Seni dinlemezler demek istiyor. Yani mana olarak mazmaz olumsuzluk ekine mi karşılık geliyor şu sanki? Evet dolayısıyla anlam olarak olumsuzluğu ifade ediyor. Ama şu cümlemizin şekline baktığımız zaman dinlerler diyor. Herhangi bir olumsuzluk eki almış mı biçimsel olarak? Almamış. Dolayısıyla şekil olarak baktığımda olumlu gibi görünüyor. Ama anlam olarak olumsuz bir cümle. Seni hiç üzer miyim? dediğimiz zaman buradaki aslında söylemek istenen şey seni üzmem. Yine bakıyorum cümlemizde ifademizde şekilsel olarak biçimsel olarak herhangi bir olumsuzluk ekimiz yok. Ama anlam olarak olumsuz bir anlamı içeriyor. Bu yazı mı okunuyor dedin. Dediği zaman yine bu yazı okunmuyor manasına getirdiği için. Aynı şekilde yine anlamcı olumsuz ama biçimci olumlu bir cümle tipiyle karşılaşıyoruz diyebiliyoruz. Hem anlamcı hem de biçimci. Olumsuz cümlelere bakalım. Bu cümlede de cümlenin yapısını olumsuz kılan mame, mazmez, sız, siz, değil, yok gibi eklerin ve sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Yine hayat çok acımasızdı dediğimiz zaman. Şuradaki sız, siz, olumsuzluk eki. Mana olarak da hayatın acımasız olması yine olumsuz bir anlam. Aradığım ilaç bu eczanede yok. E yok burada olumsuzluk içeren bir ifade. Biçim olarak da olumsuzluk içeren bir ifadeyi almış. Anlam olarak da bir şeyin mevcut olmaması yine olumsuzluk anlamına almış. Buraya yeni taşındığımızda kimseyi tanımıyorduk dediğim zaman, tanımıyorduk dediğim zaman şuradaki mı, ma, me aslında olumsuzluk ekidir. Bir ünlü daralmasına uğramıştır. Şekilsel olarak baktığımda bir olumsuzluk ekini almış. Yani biçimce de olumsuz. Kimseyi tanımama durumu yine anlamca da olumsuz bir cümleye karşılık geliyor. Bunlara bakmamız lazım. Gelelim soru cümlesine. Soru cümlelerinde biz iki genel başlığı ayırıyoruz. Bunlar gerçek soru cümlesi ve sözde soru cümlesi olmak üzere iki genel başlığımız. Gerçek soru cümlesinde bir cevap bekliyoruz. Yani amacımız soruyu sorduktan sonra bir cevap alabilmek. Sözde soru cümlesinde herhangi bir cevap beklemiyoruz. Hangi kitabı okudun dediğim zaman karşımızdaki kişiden şu kitabı okudum, bu kitabı okudum şeklinde bir cevap bekliyoruz. Kaç gün izin aldığını niçin söylemedin? Şu sebepten dolayı söylemedim şeklinde bir cevap bekliyoruz yine. Cevap bekliyorsa gerçek soru cümlesidir. Sözde soru cümlelerine de bakalım. Kendi kadrici bilmeyen dostun kıymetini nereden bilsin? E bu bir cevap bekliyor mu? Beklemiyor. Dolayısıyla sözde soru cümlesi. Bu güzel şiirden etkilenmemek ne mümkün dediğimiz zaman... Yine aynı şekilde bu da cevap gerektirmeyen bir soru cümlesidir. Buna da sözde soru cümlesidir diyoruz. Şart cümlesi dediğimiz zaman bir fiilin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır, bir koşula bağlıdır. Yani ifadelerimiz birbirine şart ilgisiyle bağlanmış oluyor. En fazla sağ s şart ekiyle görüyoruz. Yine mi edatıyla, ki bağlacıyla, eğer, şayet, D bağlacı yine aynı şekilde ince ince mek üzere gibi ifadelerle sağlıyoruz. Mesela gel de gidelim dediğimiz zaman gitmesinin şartı nedir? Karşısındaki kişinin gelmesi. Kardeşi, kardeşin söyleyince alırım dediğim zaman almasının şartı nedir? Kardeşinin söylemesi. Şayet hava sıcaksa yanına su al. Yanına su almasının şartı nedir burada? Havanın sıcak olması şartı. Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Vazgeçmesinden mümkün olmamasının şartı nedir? Güzel bir havada gelmesi. Burada da ki bağlacı yoluyla sağlanmış bir şart cümlesi görüyoruz. Yani şart cümleleri genel itibariyle sağ s şart ile yapılır ama onun dışındaki sözcükler yine bu bahsettiğimiz mevzu bahis olan eklerde cümlemize böyle anlamlar katmış oluyor. Sonuç cümleleri yani koşul sonuç cümleleri neden sonuç ve amaç sonuç cümleleriyle karşımıza çıkıyor. Geç kalınca kızarım dediğimiz zaman bu bir koşul cümlesidir. Geç kalınca kızdım dediğimiz zaman bu bir neden sonuç cümlesidir. Yani bu her iki cümleyi birbirine karıştırmayalım. Yani bir şeyin gerçekleşmesi, bir şarta bağlıysa biz buna koşul sonuç cümlesi diyoruz. Ama bir şeyin sonucu bir nedene bağlıysa yani bir olma bitme durumu söz konusuysa neden sonuç cümlesidir diyoruz. Bu iki cümleleri birbirine karıştırmayalım. Yani bizim muhatap olduğumuz şey şart cümlesidir. Bir yargının gerçekleşmesinin diğerine bağlı olması durumudur diyoruz. Emir cümlesi dediğimiz zaman ya da diğer bir ifadeyle buyruk cümlesi dediğimiz zaman karşı tarafa bir şeyin yapılmasını istediğimiz, ifade ettiğimiz cümlelerdir. Artık şuraya otur dediğimiz zaman karşımızdaki kişiden bu oturmak fiilini gerçekleştirmesini istiyoruz. Esme rüzgar, esme halin perişan, rüzgarın esmemesini istiyoruz. Yani karşımızdaki bir canlı veya cansız unsurdan bir dilekte, bir talepte bulunuyorsak ve bunu yapmasını kesin bir dille söylüyorsak biz buna emir cümleleri diyoruz. Hemen gidip odanı toplayacaksın dediğimiz zaman yine aynı şekilde karşımızdaki kişiye emir vermiş oluyoruz. Ünlem cümlelerine de bakalım. Ünlem cümlesi dediğimiz zaman ünlem dediğimiz sözcükler sevinç, korku, şaşkınlık, hayret gibi ifadeler içeren sözcükler Mesela eyvah ne yer ne yar kaldı gönlüm dolu ahuzar kaldı. Buradaki eyvah sözcüğü bir üzüntüyü bir siteme ifade ettiği için bir ünlem cümlesidir. Ak Beyler Beylerbeyi haykırdı. ilerle. Buradaki ilerle ifadesi coşkulu bir şekilde söyleyiş olmasından dolayı bir ünlem cümlesidir. Dur yolcu dediğimiz zaman yolcuya bir hitabet söz konusudur. Yine bir ünlem cümlesidir. Yani karşımızdaki kişiyi hitap ediyorsak, sesleniyorsak ya da sevinç, korku, heyecan gibi duygularımızı ifade ediyorsak bunlar ünlem cümleleridir diyoruz. Cümleleri yapısına göre incelediğimizde ise basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümle olmak üzere dört genel gruba ayıracağız. Şimdi ilk olarak basit cümle nedir? Ondan bahsedelim. Basit cümle dediğimiz zaman bir yargının, bir düşüncenin, duygunun anlatıldığı cümleler. Yani içerisinde bir tane yüklem bulunan cümleler. Başka bir cümleyle bağlanmayan cümleler. Herhangi bir yan cümleciğin yani bir fiilimsinin olmadığı cümlelerdir genel itibariyle. Onu yanıma ben almıştım diyorum. Cümlede kaç tane yüklem var? Bir tane almıştım. Dolayısıyla bu bir basit cümle. Çocuk duvarın üstündeki menekşe saksısına hayran hayran bakıyordu. Yüklemimiz burada bakıyordu. E cümlede kaç tane yüklem var? Bir tane var. Yan cümle olabilecek bir ifade söz konusu mu? Hayır yan cümleciğimiz de yok. Yani yan cümlecikler genellikle en fazla girişik birleşik cümlelerde tabii ki. Bir fiilimsi yoluyla yapılır. Yani fiilimsi ekini alan herhangi bir sözcük var mı? Yok. Yani bir cümlemiz fiilimsi ekini alan bir sözcük barındırmıyorsa biz buna ne diyoruz? Basit bir cümle diyoruz. Yine aynı şekilde cümleler sıralanmamış. Yani birden fazla cümle sıralanmamış. O yüzden bu bir basit cümledir. Şu iki yargıya da bakmamızda fayda var. Temel cümle ve yan cümle dediğimiz zaman temel cümle dediğimiz şey bir cümle içerisinde yargının bildirildiği cümleye yani yüklem olan bir ifadeye biz temel cümle diyoruz. Yalnız başına da kullanılabilir. Aynı zamanda ana düşünce bu cümlede mevcut oluyor. Yani biz buna ana cümle veya temel cümle diyoruz. Bir cümlenin yükleme temel cümledir. Ama yüklemin dışında kalan temel cümlenin ifade ettiği fikri bir şarta bağlayabilir. Bir cümlede fiilimsi şekliyle kurulabilir. Buna da biz ne diyoruz? Yan cümle diyoruz. Yan cümlelerde yani yüklemin anlamını temel cümlenin yargının anlamını destekleyen ifadelerdir. Bir cümlede dedik ki yan cümle yoksa o cümlemiz basit bir cümledir. Mesela şu cümleye bakalım. Koştu, gitti. Şimdi koştu bir cümle mi tek başına? Koştu yüklem. Koşan kim? O. Gizli özne. Bu bir tek başına cümle. Gitti diyorum. Gitmek bir yüklem. Giden kim? O. Tek başına bir cümle mi? Bir cümle. Tek başına cümle olabilen iki tane ifade bir araya gelmiş, bir virgülle bağlanmış. Dolayısıyla sıralı bir cümle oluşmuştur. E birden fazla yüklem bulunduğuna göre bu bir basit cümle olabilir mi? Hayır. Demek ki bir cümlenin basit olabilmesinin şartı bir tane yüklem içermesi. Hemen yanındaki şemsiyeye uzandı dediğimiz zaman. Yani bu üstteki cümle koştu gitti dediğimiz zaman bu bir sıralı cümledir. Hemen yanındaki şemsiyeye uzandı dediğimiz zaman uzanmak bir fiildir. Cümlemizin yüklemidir. Bakıyorum. Birden fazla yüklem var mı? Başka bir yüklem var mı? Hayır. Cümlenin içerisinde herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla bu bir basit cümledir. Kimi cümlelerde tek yüklem var gibi görünse de cümlede birden fazla yargı bulunabiliyor. Duvarın nem insanı gam yıkar dediğimiz zaman aslında kastettiğimiz duvarın nem yıkar insanı gam yıkar. Yani şu yıkar yükleme her iki cümlemiz için ortak bir şekilde mi kullanılmış? Yani iki tane yıkar yıkar demek yerine yani aynı yüklemi iki kez kullanmak yerine bir kere kullanmış bir sıralı cümledir. Yani burada da bir detay var yine aynı şekilde. Bunlara dikkat etmemizde fayda var. Yani basit bir cümle olmanın şartı neymiş? Tek bir yüklemin bulunması, sıralı bir cümle olmaması yani birden fazla yüklemden oluşmaması fiilimsi almış bir sözcüğü barındırmamasıdır diyoruz. Birleşik cümle dediğimiz zaman en az bir tane yan cümleciğin bulunması durumunda da biz birleşik cümle olma durumu diyoruz. Birden fazla yargı içermesi gerekiyor. Birleşik cümlelerin türlerine de bakalım. Farklı alt başlıklar olarak göreceğiz. Bunlar Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, şartlı birleşik cümle ve kili birleşik cümle olmak üzere dört genel başlığa ayrılıyor. Girişik birleşik cümle diyorsa bize cümlemizde bir fiilimsi varsa yani fiilimsi derken kastettiğimiz isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerinden herhangi birisini almış bir cümle söz konusuysa biz buna girişik birleşik bir cümle diyoruz. Örneklerimize bakalım. Bu arada bir cümlenin içerisinde ne kadar fiilimsi ekini almış sözcük varsa cümlede o kadar yan cümlecik vardır diyoruz. Mesela sorularda ÖSYM şöyle sorabilir. Hangisi cümlenin işte yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Ya da kaç tane yan cümlecik almıştır? Yan cümlecik hangi öge durumundadır gibi cümlenin ögeleriyle birlikte de bize sorulabiliyor. Bir verdiğini öbür el görmesin. Görmesin burada yüklenme. Evet. yine dediğimiz zaman şuradaki dık dik sıfat fiil eki olan dık dik midir? Evet dolayısıyla buradaki bir fiilimsi eki almış sözcük söz konusu dolayısıyla fiilimsi aldığına göre cümlemizin yükleme şu verdiğini ifadesi. Dolayısıyla burada bir yan cümlecik yani bir fiilimsi vardır. Bir tane yan cümlecikten oluşmuş olan girişik birleşik cümle söz konusudur diyoruz. İkinci cümlemizde azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur. Olur burada yüklem. Çıkanın derken yine an and sıfat fiil eki. Aynı şekilde sıfat fiil eki almış bir yan cümlecik. Söz konusu yine girişik birleşik bir cümle. Ekmek olmadan yemek olmaz dediğimiz zaman. Madan meden burada nedir? Madan meden ekimiz bir zarf fiil ekidir. Olmaz temel cümlesine şu olmadan Yan cümleci destek olmuş oluyor. Yani yine bir girişik birleşik cümleyle karşılaşmış oluyoruz. Göle gelinceye kadar kurbanın gözü patlar. Dediğimiz zaman patlamak yüklem yani cümlemizin temel yargısı ana cümle. Gelinceye dediğimiz zaman burada da yine aynı şekilde zarf fiil almış olan bir yan cümlecik söz konusudur diyoruz. İç içe birleşik cümleye de bir bakalım. İç içe birleşik cümle dediğimiz zaman bir cümlenin başka bir cümlenin içerisinde yer alması durumuna biz ne diyoruz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Kimse ayranım ekşi demez dediğimiz zaman. Burada ne söz konusu? Kimse demez dediğimiz zaman. Bu bir daha doğrusu demez dediğimiz zaman bu tek başına bir cümle ve evet. Buraya başka bir ifade gelmiş mi? Evet aynı şekilde bu nedir? İç içe birleşik cümledir. Yani başkasının sözünden alıntı yapılan bir durum söz konusuysa biz buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Balık çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş. Şimdi balık demiş dediğimiz zaman bu ifade demiş bir yüklem balık bir özne tek başına bir cümle mi? Evet çok konuşurum ama ağzım su dolu demesi bu bir balığın ağzından bir cümle mi? Evet olduğu gibi aktardık mı? Evet yani bir kişinin sözünü ağzına çıktığı gibi aktararak bir yanına virgül atarak veya tırnak içerisinde gösteriyorsak biz buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Yani birisinin sözünden aslında alıntı yapma durumu. Bugün sana uğrayacağım dedi. Yine dedi ifadesi burada tek başına bir cümle oluşturuyor. Mu? Evet, o dedi, dedi dediğimiz zaman bu bir yüklemdir. Bugün sana uğrayacağım dediğimiz zaman bu o kişinin ağzından çıkan ifadenin olduğu gibi aktarılmasıdır. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Biz iç içe birleşik cümle olmuş oluyor. Yani bugün sana uğrayacağım dersek bu tek başına bir cümle. Kişinin ağzına çıkan cümlenin aynen ifade edilmesi dedi de yine tek başına bir cümle. Kim dedi? O dedi aynı şekilde diyoruz. Yani iç içe birleşik cümleler ya tırnak içerisinde gösteriliyor ya da kişinin sözünün ardından hemen bir virgül kullanılarak bir sözün, bir cümlenin iç içe kullanıldığını göstermiş oluyoruz. Şartlı birleşik cümle dediğimiz zaman Şartlı cümlelerde de neye bakıyorduk? Bir koşula bağlı olma durumuna bakıyorduk. Kapıyı açsam onu göreceğimi sanıyorum. Burada da yine sağ s şart ekiyle sağlanmış bir cümle. Yani cümlecinin bir şart eki olması durumu söz konusu. Onu göreceğini sanmasının şartı nedir? Kapıyı açmasının şartı. Ne zaman denize, denize girsek dalga çıkıyordu dediğimiz zaman. Dalga çıkmasının şartı denize girmelere bir şartlı birleşik cümle olma durumu söz konusu. Gerçeği anlarsanız biraz düşünürseniz dediğimiz zaman biraz düşünürse neyi anlayacak gerçeği anlayacak yani gerçeği anlamasının şartı düşünmesidir diyoruz. Yani birleşik cümle olması neye bağlı şart ekine bağlı olan yani yan cümleci şart eki olan bir cümle olma durumu söz konusudur diyoruz. Ki'li birleşik cümle bunu da biz ki bağlacı ile yapıyoruz. Yani birden fazla cümleyi ne yapıyoruz? Ki bağlacı ile birbirine bağlıyoruz. O düşündü ki kimse konuyu bilmiyor. Şimdi o düşündü dediğimiz zaman bu tek başına bir cümle midir? Evet o da düşündü diyorum bu bir cümle. Kimse konuyu bilmiyor diyoruz. Bu da yine tek başına bir cümle mi? Evet iki ayrı cümleyi biz gidip de ki bağlacı ile bağlarsak işte biz buna ki'li birleşik cümle diyoruz. O da düşündü ki kimse konuyu bilmiyor. Yani ki bağlacıyla bir birleşik cümle oluşturduk. Biraz dinlesin dinlensin ki koşuyan devam etsin. Biraz dinlensin dediğimiz zaman bu tek başına bir cümle. Koşuya devam etsin dediğimiz zaman bu da yine tek başına cümle olabilme özelliği barındırıyor. Her iki cümleyi birleştirip ki bağlacıyla bu birleşmeyi medana getirirsek buna kili birleşik cümle diyoruz dedik. Yine bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Bilelim tek başına bir cümle. Biz bilelim. Biz gizli özne bilelim yüklem. Tek başına bir cümle ifadesi taşıyor. Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Bu da yine aynı şekilde tek başına bir cümle. Bu iki cümle iki bağlacıyla sağlamış oluyoruz. Yani her ki bağlacını gördüğümüz yere biz kili birleşik cümle demememiz lazım. Mesela sen ki beni tanırsın dediğimiz zaman sen tek başına anlamlı oldu mu? Sadece bir zamirdir. Dolayısıyla burada sadece bağlaç görevinde birleşik bir cümle değildir. Birleşik bir cümle olabilmesinin şartı nedir? Cümleleri bir bağlamasıdır diyoruz. Sıralı cümle dediğimiz zaman sıralı cümlelerde virgüllerle birbirine bağlanan cümlelere biz sıralı cümle diyoruz. Yani virgül veya noktalı virgülle birbirine bağlanıyorsa, birden fazla yargı ifade ediyorsa biz buna sıralı bir cümle diyoruz. Hayatı seviyor, hayattan keyif almayı biliyor dediğimiz zaman. Hayatı sevmesi birinci yargı, hayattan keyif almayı bilmesi yine ikinci bir Yargı. Yani iki tane yüklememiz var. iki tane cümlemiz var. İki cümleyi biz birbirine ne yoluyla bağladık? Virgül yoluyla bağladık. Dolayısıyla burada sıralı bir cümle vardır. Kötülük yapmamış kişi iyilik yapamaz dediğimiz zaman bu bir cümle midir tek başına? Evet. Hata yapmamış kişi hiçbir şey yapamaz dediğimiz zaman bu da yine bir cümle midir tek başına? Evet. İki tane cümlenin yine birbiriyle noktalı virgül vasıtasıyla bağlandığını gördük. Yani iki cümle birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanıyorsa biz buna sıralı bir cümle diyoruz. Dün hep evdeymiş, hiç dışarı çıkmamış dersek Dün hep evdeymiş bir cümle. Hiç dışarı çıkmamış bir yine aynı şekilde cümledir diyoruz. Şimdi biz bu sıralı cümleleri de kendi içerisinde iki genel gruba ayırıyoruz. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle. Bu cümleleri birbirine bağımlı ya da bağımsız kılan şeyler nelerdir? Ortak bir ögenin olması. Bu birden fazla cümlenin olduğu ve virgüllerle sıralanan bu cümlelerde biz neye göre hareket ediyoruz? Tamamen ortak bir ögemiz var mı yok mu? Eğer ortak bir cümle ögesiyle birbirine bağlanmışlarsa biz buna bağımlı cümleler diyoruz. Bağımlı sıralı cümleler ama herhangi bir öge ortaklığı yoksa ögeden kastımız ne olabilir? İşte yüklem, özne, nesne gibi herhangi bir tümleşle ortak olarak bağlanmışsa bağımlı dedik bağlanmamışsa bağımsız cümlelerdir diyoruz. İlk olarak bağımlı sıralı cümleye bakalım. Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış dediğimiz zaman ana kızına taht kurmuş bu bir cümle. Kuran kim? Ana. Yüklem özne görüyoruz. Kime kuramamış? Kızına. Kızına burada A E yönelme hal aldığına göre bir dolaylı tümleçtir. Kızına taht kuramamış. Kızına baht kuramamış dememiz gerekiyor. Yani şu kızına sözcüğünü aslında iki kere tekrarlamamız lazım. Değil mi? Hem birinci cümlemiz için hem de ikinci cümlemiz için ama kelime tekrarı yapmamıza lüzum olmadığından dolayı ne yapıyoruz? Aynı sözcüğe, aynı ögeye bağlayarak bir sıralı cümle meydana getirmiş oluyoruz. Yani bir öge ortaklığıyla bağımlı bir sıralı cümle meydana gelmiş. Ögesi ortak olan öge dolaylı tümleçtir diyoruz. Tek bir öge de olabilir. Birden fazla öge de yine aynı şekilde kullanılabilir. Duvarı nem insanı gam yıkar dediğimiz zaman duvarı nem yıkar insanı gam yıkar demek istiyoruz. Yıkar yüklemin iki kere kullanmaktansa bir kere kullanıyoruz. Yani bu iki cümle için ortak ögemiz nedir? Yüklemdir. Yani bu cümleleri birbirine bağımlı hale getiren şeyler ögelerin ortaklığıdır. Ama herhangi bir öge ortaklığı yoksa bağımsız cümleler sıralanmışsa buna da bağımsız sıralı cümleler diyoruz. Mesela yaşamayı çok severdi. Bu bir cümle mi tek başına? Evet anlamlı mı? Anlamlı. Müzik en önemli tutkusuydu. Yine tek başına anlamlı. Herhangi bir ögü ortaklığı gerektirmiyor. Yaşamayı çok severdi. Müzik en önemli tutkusuydu. O yaşamayı çok severdi. Onun en önemli tutkusu müzikti dediğimiz zaman. Birinin öznesi o, bir diğerin öznesi onun olmuş oluyor. Dolayısıyla bir öge durumu söz konusu değil. Yani öge ortaklığı söz konusu değildir diyoruz. Son olarak bağlı cümlelere de bakalım. Bağlı cümle dediğimiz zaman. Bağlı cümlelerde de bağlaçlarla bağlanan cümlelere biz bağlı cümleler diyoruz. Bahçe kapısı açıldı ve Dışarı küçük kız çıktı. Yani bağlı cümlenin sıralı cümleden farkı şu. Yani virgülle ya da noktalı virgülle ayırmak yerine bu birden fazla yüklem içeren, yargı içeren cümleleri biz bir bağlaçla birbirine bağlıyoruz. Bahçe kapısı açıldı bir cümle. Tek başına anlamlı. Dışarı küçük bir kız çıktı. Bu da bir cümle. İki cümleyi birbirine neyle bağladık? Ve bağlayıcı ile bağladık. Yani isteseydik biz bunu virgül yoluyla bağlayabilirdik. Virgülle bağlanmış olsaydı sıralı bir cümle diyecektik. Ama bir bağlaçla bağlandığından dolayı adı üzerinde bağlı bir cümle diyoruz. Ölmek kaderde var. Bizi ürküntü vermiyor. Lakin dostların ayrılışın ızdırabı zor dediğimiz zaman ürküntü vermiyor'a kadar bir cümle. Dostların ayrılışı, dostların ayrılışın ızdırabı zor dediğimiz zaman bu da yine bir cümle. Bunda lakin bağlacı ile birbirine bağlandığını görüyoruz. Ya bir işe önceden başlama, bu bir cümle. Yahut da başlığın işi bitir, yarıda bırakma. Ya yahut gibi ifadelerle sağlanmış bağlı bir cümle. Geçen sezon ne kendisi uğradı ne de diğer yarışmacılar dediğimiz zaman ne ne bağlıcıyla bağlanmış bir cümle söz konusuydu. Ne ne bağlıcıyla dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. Bir cümlede ne ne bağlıcı varsa yüklemimizin muhakkak olumlu olması gerekiyor diyorduk. Son olarak şu başlıklar altında cümleleri bilmemiz gerekiyor. Yüklemin türüne göre, ögelerin dizilişine göre, anlamına göre ve yapısına göre cümleler olmak üzere. Mesela soruda size der ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yüklemin türüne göre şöyle işte ögelerin dizilişine göre böyle bir cümle durumu söz konusudur. Yani tamamen soru kalıbıyla cümlenin e, sorunun bizden istediği noktayla hareket ediyoruz. Böylelikle cümle türleri konusunu tamamlamış olduk.